Denizciğim bir şey soracağım. Şu ana kadar kaç kişiyle öpüştün? Ay bilmiyorum Orçuncuğum, ne bileyim. Net bir sayı veremeyeceğin kadar çok yani, öyle mi? Ay canım, olur mu öyle şey? Herhalde... Allah'ım. Üniversiteden beri 8-9 falan olmuştur. 8. Gel şunu bir yuvarlak hesap yapalım o zaman. Ne? 10. tarihli ben alabilir miyim? Oğlum valla seni gidip babana söyleyeceğim ha. Gideceğim söyleyeceğim babana, ondan sonra 11. biliyorsun. Ondan sonra 11. Ne demek o? Ya bir kere öpüşsek gerisi yani böyle çorap söküğü gibi gelecek. 10, 11, 12, 13, 14, 25. Oğlum! Maksat dayanmalısın ya. Zaten İstanbul'da yenisin. Potansiyel olarak öpüşebilecek kaç kişi tanıyorsun ki? 3 kişi tanıyorsun desek benim şansım %33.3. Sen bir toplasana kendini. Vallahi sen bir toplasana kendini. Git bir sevgili mevgili bul, bir şey yap. Ya da şap koysunlar senin yemeklerine artık. Vallahi şap koysunlar senin yemeklerine. Ben söyleyeceğim bunu. Şap mı? Aa, evet. Şap koysunlar. Şap? Şap ne ya? Deniz ablayla ihtimal hesapları üstüne bilimsel bir sohbet yaptık dedi. İhtimal hesapları benim matematikteki özel ilgi alanım. Bunu biliyor muydun? Ben çok iyi biliyorum senin ilgi alanlarını evladım. Çok iyi biliyorum. Yenge. Ay bana mı diyor o? Söyle canım. Bir şey soracağım. Nalon çorap var mı yoksa kendi bazar mı? Ay tabii ki çorap var Orçuncuğum. Yoksa böyle siyah siyah zenci parçağı mı olacak bende? Olabilir. Bazı insanlarda zenci gırtlağı oluyor. Diğerleyip bakabilir miyim? Oğlum. Çorap var dedi ya yengen. Öyle değil dede ya. Bileğinin ölçüsünü almam lazım. Bilek ölçüsü mü? Evet. Herkes sana nişanda bir şey takıyor. Ben de hal hal takayım dedim. O yüzden elleyip böyle bileğinin ölçüsünü almam lazım. Bana bak, şimdi ben senin boynunun ölçüsünü bir alacağım. Ha, otur yerine. Orçun, sen küçüksün ya yavrucuğum. Bir şey takmana gerek yok yengene. La havle ve la kuvvete. Hiç serin değil ya, über riskli. Ya nişan sırasında... Aa, hırkamı unutmuşum gibisinden birisi eve gelecek olursa. Bir bakacak, bornozlu bir açılay, çekim ekibi ve ben. Risksiz yatırım yoktur kardeşim. Bu arada Deniz'in de haberi yok. Vallahi billahi paralar beni. Bora, 1000 lira be. He? Ben vereyim onu sana oğlum, he? Abi ne münasebet, ben yancım mıyım senin ya? Alın terimle, emeğimle, ahlaklı, dürüst bir şekilde kazanacağım ben o parayı. Gençler! Biz de benim yeni çekeceğim bir reklam film var, onun senaryosunu ezber geçiyorduk. Ama bambaşka bir semtte, apayrı bir mekanda böyle alakasız bir reklam filmi için. Ben sizinle bir konu konuşmak istiyorum. Abi, o kızlar benim yeğenlerim. Hangi kızlar? Hani bazen kalıyorlar ya bende, içten yanmalılar. İçten yanmalılar? Soyadları, Yanmalı ailesi. Emir'in teyzesinin kızları. İçten yanmalı, dıştan yanmalı İzel. O bayağı az yakıyor. O çok ekonomik kız. Bir de Çelikli Ercan var. Onun teyzesi, ne oğullar onlar. Ha, evet. Bir kapatıp açsak mı? Abi siz bir şey söyleyecektiniz ama biz ağız kalabalığında uzay yapınca tabii sizin kablolar taşımadığı hat çöktü galiba. Evet. Ya şimdi bizim Orçun genç çocuk tabii, artık büyüdü de. Yahu babası da hiç ilgilenmiyor. Cem böyle anneannenin, annenin yanında yani nasıl desem... hanım evladı olacak diye çok korkuyorum. Ha o mu? Yok canım, sen de nereden çıkarıyorsunuz? Vallahi gözleri fıldır fıldır onun ya. Yahu işte asıl mesele de o. Yahu neredeyse ayıptır söylemesi bizim geline yan bakacak. Oha. Tam yaşı çünkü. Aklı fikri ayıptır söylemesi orada. Tabii o libido şimdi tavan yaptı. Tamam işte. Ya, o dönem durmaz o şimdi. Tabii yani siz hekim olarak çok daha iyi bilirsiniz. Hormonal olarak en şey dönem. Değil mi? Evet, hormonal olarak en çok bildiğim şey. Hormonal dönem. Hayır, öbür gün nişanımız var. Bir sürü resmi davetli gelecek. Şimdi bu Orçun tutar bir bira içer. Gider birisinin karısına kızına bir laf eder, Allah korusun. Allah korusun tabii. De abi, biz ne yapalım? Yahu babası onunla hiç ilgilenmiyor. Siz bir abilik yapın, birkaç kere dışarı çıkarın. Kızlarla falan tanışsın.
ne bileyim bir arkadaşlık kurar belki. Abi gelin Meryem olsa kendi başına sürer ya. Ya ciğerim sen zaten evlisin. Evet canım o da var. Yani birisi olacağından değil de hani bir ortam görür, yol yordam öğrenir o bakımdan. Hmm, anladım abi. Aa, bizim de bir iki kere ortamlar aksın o zaman kızlarla falan tanışsın hesabı. Aynen öyle. Bakarız abi. Olmadı aşağı kafeye inerken falan şey yaparız. Sağ olasın. Çünkü cinsellik bir ihtiyaç. Evet. Tabii. Ben ilk 18'indeydim. Efendim abi? Ben 18 yaşında milli oldum. Evet abi. Bizim mahallede bir Sevilay abla vardı. Ben de yakışıklıyım o zaman tabii. Bir gün geçiyorum yoldan, pencereden el etti, gel gel diye bana. Oo, çok sert. Ya vallahi, tabii o zaman hiçbir şey bilmiyorum ben. Bir dakika, iki dakika, o gün öyle bir şey oldu. Abi evden... Ama ondan şey... sonra sen tadını alınca bir... Aa, ezber yapmam lazım ben benim de. Ben her gün üç posta Sevilay'ın kapısının önünde. Açılay. Nerede? Şöyle bir çığırından çıktın ki kadın illallah demiş. Bir gün gitmiş annemi bulmuş demiş ya bunu hemen evlendirin. Yoksa bütün mahalleyi bu baştan aşağı. Açılay. Hoş geldin. Neyse biz bunu sonra konuşuruz çocuklar. Ama Orçun meselesini unutmayın ciğerim. İhtiyaç. Dört filivi arabaya nasıl yerleştiriyoruz? Nasıl? İki öne iki arkaya. Çok komik. Ay daha önce hiç duymamıştım. Normal şartlarda öpüşelim mi demem lazım ama bu bayat espri hayatında ilk kez duyanla da istese bile öpüşmem yani. Nasıl? Benim bile bir standardım var yani sonuçta. Orçun evladım, sen gel bakayım benimle böyle. Müsaadenizle efendim. Müsaadenizle. Yürü. Müsaadenizle. Yürü, yürü sen. Ne oldu, ne yapıyorsunuz? Nişandan çıkılır mı? Ne yapıyorsunuz öyle misafirler varken efendim? Ya doktor bey, bu Orçun nişanda... Şey, canı sıkıldı tabii. Bizim telaşımız var. Ayak altında kalmasın çocuk. Dedim abileriyle kaynasın. Hani geçen gece konuştuk ya bu... Ha evet. De yani bu gece mi? Bir zahmet artık. Bir kulübe mi gidersiniz, revüye mi? Yiyin, için bendensiniz, he? Revüye. Doktor bey, ama annesi duymasın. Dün akşam çok kızmış çocuğa. Ben yukarıda televizyon seyrediyor diyeceğim. Ha, tamam, merak etme. İyi ol. Siz bir an önce nişanına inin de merak etmesinler. Tamam, tamam, sağ ol. Şey yaparız biz. Tamam. Neden verim? Tamam ciğer, hadi doktor bey, sağ ol. Nereye? Misafirimizsin. Buyurun. Doktor bey, doktor bey. Şansını zorluyorsun. Of! Bir sen eksiktin ha bu gece. Nereye gidiyoruz? Hoş benim şu anda da keyfim yerinde ama.
Ne oluyor ya? Sanırım bizim yakıştığımızı düşünüyor ve aramızı yapmaya çalışıyor. Şeyhmuz abi Orçun'u başıma attı gitti. Şu an yan evde ablamı kemiriyor olabilir. Al şu çocuğu gezdir, gözünü seveyim. Benim buralara bakarak olmam lazım. Hayda oğlum benim setim var ya. Yarım saat boşluğum varmış işte. Hayır açılay bakarak olsun diyeceğim ama. Bakarak? Bakarak. Bird bakarak. O kimdi ya? Ha. Neden bahsediyorsunuz siz? Konu ne? Ah, rol iyice üstüne yapıştı. Einstein gibi kız iyice mala bağladı abi ya. Dudakların parlıyor mu? Oo, çok sert. Ah hocam, bir yarım saat hava alabilir miyim ben acaba? Makyajını bozma. Soğukta gezme, burnun kızarmasın. Yakın plan çekeceğim. Okey. Aa, o zaman ben Orçun'u gezdireyim ya. Tamam, karşıyım. Çişini kakasını yaptırmadan getirme. Çok seviş. İnşallah cümlemiz. Hoş geldin yar yüreğime. Boş verme. El alemde derse dersin. Hadi 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 hadi. Evet baktık gördük. Hadi çıkalım bakalım. Kokuyor lan burası. Biz de öyle kapıdan aradık gidiyorduk ya. Aa öyle mi? Niye ki kız öyle şey olur mu yani? Ateş almaya mı geldiniz? Ateş almaya mı diyor abi? Ah benim de programım bitti. Ne yapayım? Ben size zerrini ayarlayayım. Yok. Zerrin ne? Hadi arkadaşım ya. İşim gücüm var. Gitmem lazım benim. Ben öpüşmeden bu gece hiçbir yere gitmek istemiyorum ya. Ne? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Geçebilir miyim doktor bey? Kime bu tabak? Orçun ne dedi? Çocukcağız aç kalmasın diyerekten ona götürüyorum. Aa yok annesi. Orçun Emir abisiyle beraber yukarıda bilgisayar oynuyor. Siz verin bana ben götüreyim siz nişanınızdan. Aman hiç eksik kalmayın. Yok 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 öğlen de az yedi. O yüzden ben bir yer önce kendim götüreyim ya. Şuradaki bir dakika o resmi plakalı bir araç mı ya o? Bu milletvekili tanıdığınız olabilir mi sizin? Hay hay hangisi hangisi nerede? Ben bunu yavruya götüreyim. Tamam tamam tamam. Selahattin. Selahattin gel be. Selahattin. Açma, açma. Böyle loş kalsın. Ha. İyi. Ne? Romantik mi istiyorsun aşkısı? Sen normalde böyle kabak gibi ışık severdin ama... Ha, yok, yok. Böyle daha iyi. Ha. E
Ne zahmetler, ne zahmetler. Gece gece hiç zahmet etmeseydin. O kadar da sahneye çıktın, yoruldun. Tülay'cığım. Selahattin. Sen biraz zayıfladın mı? Ha, evet, evet. Tülay'cığım, Tülay'cığım sen niye erken bitirdin öyle programını? Ya işte Orçunlar gelince ben de doğum günü ayağına izin aldım patrondan. Onun da iyi gününe denk geldi biliyor musun? Evet, oldu. Oldu. Bu dans gösterisini de izledik. İyi ki doğdun. İyi geceler. Nereye lan? Geç oldu. Sen de yatarsın diye. Bana bak Selahattin, sen ağzını burnunu dağıtırım. Bir daha da yüzümü göremezsin ha. Karla mı gidiyorsun sen yine nişan nişan ayağına? Yok, yok, yok. Rica ederim. Ben, sen yorulma, dinlen diye. Ne? Sen bana rica mı ettin? Bana rica. Lan senin o. Bana rica eden dillerini yerim. Tutacağım. Ay yerim ben seni. Ay böyle mi? Böyle bir kibarlık, böyle bir şeyler falan bugün sende. Ne oluyor? Doğum günü, doğum günü diye bana şey mi yapıyorsun seni? Yürü. Nasılsınız? Ananız babanız gelir, kardeşleriniz gelir. İyidir inşallah. Abla, sen gerçekten konsomatik olduğuna emin misin ya? Hep söylüyorum, biz bu zanaatı daha yeni yeni. Yoksa bizde çok daha değerli ablalarımız var tabii. Çok güzel. Serin. Hadi biz ufaktan gidelim mi? Hadi. Zerrin. Efendim. Sence biz tanışsaydık, ondan sonra sohbet etseydik, İçki ısmarlasaydım sana, espriler yapsaydım, sonrasında öpüşme ihtimalimiz kaç olurdu? Vallahi bulunduğumuz mekan ve yaptığım meslek itibariyle yüksek diyebilirim. Cansın. Sessin. Fakat benim belalı müşteri geldi. Ben onu biraz geç fark ettim. Bu hiç iyi olmadı. Belalı mı? Zerrin, ne iş lan? Hani benden başkasıyla konsomasyon yapmıyordun? Ha? Aa, ne konsomasyonu kocacığım? Bunlar benim akrabalar. Evet. Akraba mı? Nereden akraba? Biz akraba saklasa öpüşeceğiz ki senle. Ne diyorsun lan sen? Ne öpüşmesi? Kim öpüşüyor? Hey beyefendi, hey. Yanlış bir anlaşılma oldu herhalde. Biraz sakin olabilirsiniz eğer. Evet. Çekim ertelendi arkadaşlar. Paydos. Ne? Ama para? Çekim olmayınca para da yok kardeşim, kusura bakma. Hocam, ne zaman alırız çekimi? Burun iyileşecek. Bir de gerçekten güzel, seksi ve salak bir kız bulalım. Açılay'a yardımı için teşekkür ederim. Ne? Başka birini mi bulacaksınız? Niye? Bende ne problem var ki? Yeterince güzel mi değilim? Güzelsin, Allah Allah. Seksi mi değilim, nedir yani? Yok ya, ver seksisin Açılay. O zaman sorun ne? Neden hep böyle oluyor? Neden hep akıllı Açılay, yetenekli Açılay, entelektüel Açılay, her şeyi beceren Açılay? Öde Açılay, öde Açılay. Yetti be! Bir kere olsun cinsel orucu olamayacak mıyım ben? Bir kere! En azından rol için. Bir kere olsun nesneleştirin beni. Saygı duymayın bana. Of Allah'ım! Kişiliğimden dişiliğimi göremiyorsunuz. Ben burada bu şişliğinden dişiliğini göremiyorum ya. Onun için. Nerede ya? Nereye gitti mi o? Shit!